Onu nereden almıştık? Instagram storylerime de attığım gibi. Babamın arabasını alış serüvenimizi anlatacağım. Sene 2002. Babam şoför çalışıyor bir firmada. 3 yıla yakın çalıştı. Benim düğünüm oldu. Şoför maaşıyla acı zulüm bir şeyler yapmaya çalıştık. Nevşehir'e gittik, bir araba alalım dedik ama bir 420 F'ye alalım dedik. Gücümüz yetmedi, adam 100 liralık araba 150 lira istedi. Neyse, ana aşağı baban yukarı. Babam şoför çalışırken akşam evde oturuyorum. Bir ev almayı düşünüyorum. Durumum da iyi, pil satıyorum. Philips'in bölge bayisiyim Ankara'da. Gündüz kazanıyorum, akşam evime geliyorum, esnaflık yapıyorum ama kamyonda hala gözümüz var, kamyonculuk yapıyoruz. Babamla amcam önceden eski manımız ortaktı. Kardeş anlaşmazlığından dolayı ayrıldılar, amcam arabayı aldı, cebren aldı diyeyim. Cebren demek zorla demek mi? Zorla aldı elimizden gibisine diyeyim. Çünkü babam dedi ki arabayı ben alırsam sen perişan olursun dedi ona. Arabayı ona verdi, babam bir iki sene evde oturdu, sonra şoförlük yapmaya başladı o firmada. İki arabası vardı o firmanın. İstanbul'a gidiyordu. Babam İstanbul'da en çok iş alan, en iyi iş alan, en pahalı iş alan ve 6-7 yerden yük toplayan bir kamyoncudur. Şu an 70 yaşında hala yapıyor bu işi. Artık bırakma safhasına gelse de. Hala 2002 yılında aldığımız araba var elimizde. Onunla aciz durdum, çorba parasını çıkarıyor. 2002 yılında babam bir gün evde otururken akşam geldi. Ya Mehmet dedi, beni İşten çıkardılar dedi ya. Baba nasıl olur böyle bir şey? Bir yanlışlık olmasın. Adamlar senden memnun. İstanbul'a gidiyorsun, öbür arabaları yüklü hurdayı yıkıyorsun. 6-7 yerden yük topluyorsun. Geri Bolu'da öbür arabayı yer değiştiriyorlar. Sen geri Bolu'dan İstanbul'a gidiyorsun dedim. Yani 3-4 milyar seferde para kazanıyor arabaları. Sen ya bana hırsızsın dediler dedi. Bir yanlışlık olmasın, yok. Biraz da gözü yaşlanır gibi oldu. Zoruma gitti. 16 milyar param vardı 2002 yılında. 32 milyara bir ev alacaktım. Elvan Kent TK 2 bloklarından. Şimdi o ev 400-500 milyar. Neyse, düşündüm taşındım, hanıma dedim ki ya sen biraz dişini sık. Biz biraz kirada oturalım. Babama araba almamız lazım dedim. Nasıl olacak, edecek. Neyse, sabah oldu, kalktım. Babamın çalıştığı firmaya gittim. Hemşehrim dedim, arabayı satıyorsunuz mu? Babamı niye işten çıkardınız dedim. Sen karışma dediler falan filan. Dedim, arabayı satıyorsunuz mu? Arabada o zaman galeride 20-25 milyar lira. 26-22, 92 model. Satıyoruz, satarız dediler. Sen istiyorsan sana veririz dediler. Tamam, kaç lira araba? 40 milyar. 35 olur mu dedim araba. 2,5 sıradan. Birleştirir falan filan. Neyse, ana aşağı baban yukarı, tamam dedim. Şoförün anahtar parasını verdim. Baba dedim ki kardeş, bayram abi. Bizim arabayı babamın evinin önüne götürsen biliyorsun. Tamam. Babam da balkonda oturuyormuş. Babam arabanın sesini duyunca içeri kaçmış. Geri arabayı bana getirdiler, sür diyecekler diye demiş. Ben de, babam içeri kaçınca aşağı in dedim. Arabayı sağa aldım dedim. Arabayı aldık gittik, bir teyp taktırdım arabaya. İpini, gırgırını, spanzetini, vırtını, zırtını, eksiğini arabanın, gittim İkmal Tekne'ye, pil satıyordum o zaman Ostim'de. Onlardan tamamladım. Bir hat aldım Turkcell. Bir telefon aldım babama. Baba dedim, yolun açık olsun, işin gücün rast gelsin. 14 ay o arabayı o zaman 2,5 tır senedi gibi ödedik. Baba oğul o kamyonda çalıştı, ben pil sattım. Falan filan derken biz arabanın borcunu ödedik. Babam dedi ki bu arabayı niye aldın? Seni kandırmışlar dedi. 25 milyarlık, 20 milyarlık arabayı 40 milyar almış. Dedim baba, vadeli aldık. Adamlar zaten arabaya parayı çok isteyen adamlar. Ucuza vermezlerdi zaten. He dedik, sen al dedim. Kamyon alan zarar etmez. Allah ya dedi, bu mazot düşmanı. Cartçurt borç ödeyemeyiz. Sen dedim al baba, işine bak. Şoförlükten her zaman iyidir. Babam o gün bugündür 2002, 18 senedir o arabayla çalışıyor. Belki Elvan Kent'ten ev alacaktık 300-500 milyon. Belki 1,5 trilyon para kazandı. Yedi yani diyeceğim. Ekmek teknesi önemli. Babamın arabasını da öyle aldık ama bir 14 ay uyku uyumadık tabii. O zaman 2,5 milyar ağır senetti. Gününde de takır takır 26'sında dedik.
Arabayı verirken bize dediler ki ya arabanın pompası yeni, deposu dolu. Gelsin hemen sabahleyin araba kilitleyelim. Bizim arabanın pompa arızalı çıktı. Depo boş çıktı. Karabiber yükleyeceğiz diyen adamlar arabayı tam 38 gün kapıda yatırdılar. Kendilerine sorsan belki de hatırlamazlar, bilmezler. Yok canım dediler. 38 gün babam ilk ayın senedini cebimden ödedim ben. 38 gün marşa basmadı ha bugün ha yarın diye. Biz neler çektik ama elhamdülillah bugünümüze dimdik olmasa da biraz belimiz bükük ama ayaktayız. Nereye bakacağımı da bilmiyorum. Öyle işte. Gönül Dağı 50. bölüme katıldıktan sonra takipçi sayımız ve sevenimiz çoğaldı. Ankara'da ve tüm Türkiye'de, belli ülkelerde kalbimizi bilen insanlar var. Biz de onlara layık olabiliyorsak ne mutlu, videolarımızla falan filan işte anılarımızı anlatıyoruz böyle. İyi kötü şu an İstaş Demir Çelik Fabrikası'nda hurda yüklüyüm, bekliyorum. Hurda yıkacağım. Mandalina yedim. Çizi yedim. Bir de turuncu havuç cezeryem var. Güç kaynağımı iyice bitirse bunu yiyeceğim. Yıktık yıktık yıkamadık. Akşam eve gideceğiz. Allah büyüktür. Herkese bol selam ederim. Allah'a emanet olun. Belki ilk başlarda duruk anlattık ama YouTube'a da pek alışık değilim. TikTok gibi. Saldıramıyorum böyle videolara falan böyle. Özelini anlattığın için. Ne diye bakıyorum ben ya? Şuraya mı bakacağım? Şu oraya bakacağım. Öyle işte. Bekliyoruz. Yağmur yağıyor. Dünyanın en güzel şeyi ne biliyor musunuz? Yemin ederim. Yağmurda kamyonda uyumak ya. Sese bak. Çekeceksin dağın başına şimdi ne halin yiyeceksin. Bebostoy'da yakacaksın baba. Azap'ın depede, Bolu Dağı'nın depede, Tekir'in depede. 9 dolan başlarda. Maraş'ta. Arabada yatacaksın böyle, kafanı dinleyeceksin. En güzel terapi yağmurda arabada uyumaktır. Hele kamyonda, tırda. Şu an ayaklarım üşüyor. Daha fazla konuşamayacağım. Webostonun mazalı yok. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. 2021 yılı ve bundan sonraki yıllar hayırlı ömürler nasip etsin. Herkese hayırlı ölümler nasip etsin. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ayağım üşüyor. Şuraya bakacağım.